Günaydın, iyi haftalar. Programımıza başlıyoruz. Küresel borsalar Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının derinlik kazanacak olmasından rahatsız. Wall Street haftayı sert düşüşle tamamladı. Avrupa ekside kaldı. Peki bu hava kalıcı mı? Borsa İstanbul bakalım haftaya nasıl başlayacak? Dolar yönünü ne zaman acaba aşağı çevirir? Altında neler oluyor? Biraz sonra Necmettin Batıra ile piyasa analizinde konuşuyor olacağız. Bu programda çok değerli bir konuğum var. Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile ithalatta ara malı bağımlılığı, kredilerde yeniden yapılandırmayı ve enflasyonla mücadele programını konuşacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'la telefon bağlantısı yaparak kendisinden bugün Sayın Erdoğan tarafından açıklanacak büyük teşvik paketini ve Türkiye'de kaynak suyu problemine yönelik görüşlerini alacağız. Bizden ayrılmayın. Ben Elif Saygılıer. Programımız başlıyor. Evet, piyasa analiziyle başlıyoruz. Günaydın, nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın, iyiyim. Siz de iyisiniz, iyi görünüyorsunuz. Çok maşallah, teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim. Bugün çok heyecanlıyız, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız evet. Size söylediniz. Çok önemli, yani en büyük yatırım teşvik paketini açıklayacak. Bakalım nasıl bütün bir etki, gözler bakalım bu nasıl piyasalarda olacak ve reel sektörde nasıl bir etki meydana getirecek, merakla bekliyoruz. Evet, şimdiden ilginin yüksek olacağı yönünde haberlerinde geldiğinin altını çizelim ve hemen Amerika'daki rakamlarla başlayalım haftaya. Cuma günkü kapanışlara baktığımızda kırmızı, eksi satışların olduğu bir hafta kapanışıydı. Dow Jones'da %2.34, Nasdaq'ta %2.28, S&P 500'de %2.19'luk kayıplar oldu. Özellikle Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşlarına dönük olumsuz beklentilerin piyasalar üzerinde satış baskısı yarattığını bir süredir konuşuyoruz. Onun yansımaları var. Fakat farklı söylemler de akabinde geliyor. Özellikle yine Trump'ın attığı son tweet bir parça piyasaları heyecanlandırdı. Çok açık keza, öyle değil mi? Yani Çin'le bundan sonra harika olacak. İki ülkenin de ekonomisinin iyiye gideceğine dair bir sinyal verdi. Aslında biraz gel gitti bu açıklamaları biraz değerlendirmek belki öncesinde faydalı olabilir diye. Şimdi Perşembe günü biliyorsunuz sizin de söylediğiniz gibi Trump 50 milyar dolara yetmez dedi. 100 milyar dolar daha ilave edelim dedi. Orada yine gerilim arttı. Eyvah dedi, eyvah dedi piyasalar, evet. Rahatsız oldular çok. Cuma günkü satışların temelinde bu gelişme var. Bir de ayrıca Cuma günü biliyorsunuz Mart ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Çok kötü geldi. Çok kötü geldi. Yani, zamandır hani beklenti altı beklenti üstü ama rakam oradaki marjın çok yüksek olmamakla birlikte devam ettiği bir seyrin ardından gerçekten çok beklentilerin ötesinde olumsuz gelen bir veri. Yani 198 bin bekleniyordu. Evet. 103 bin geldi. Diğer taraftan işsizlik oranı 4.1'e yükseldi. 4 beklenti bekleniyordu. Fakat saatlik ücretler 0.3 yani beklendiği gibi arttı. Fakat tabii piyasa bir negatif gelişme Trump'ın 100 milyar dolarlık vergi getirecek olmasıyla beraber. Bu birleşince tabii gerçekten satışlar ağaçtı. Bu sabaha karşı yeniden bir tweet attı gerçekten. Evet, önemli Trump olan o yeni haftanın konusu. Tweetlerle başkanlık dönemini başlatan bir başkan oldu aslında. Evet, farkı o aslında. Çin'le diyor aramızda diyor son derece iyi bir ilişki olacak diyor. Fakat diyor vergileri kullanacağız diyor. Fikir mülkiyet hakkını mutlaka masada çözeceğiz filan diyor. Asya borsaları olumlu altta. Çin'le aramızda çok her şey iyi olacak yönündeki bu tweet oldukça önemli. Çok ve önemli. Herhalde büyük ihtimal bu açıklamanın ardından bugün genel olarak bir pozitife dönüş bekleyebiliriz piyasalarda diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz fakat Amerikan Ticaret Bakanlığı farklı bir yaklaşım içerisinde dikkat edecek olursanız. Trump'ın farklılığı ortaya çıkıyor. Fakat sonuçta tabii piyasa bu gelişmeyi satın alacaktır bugün itibariyle. Evet, devam edelim. Cuma günkü Avrupa kapanışlarıyla şimdi Amerika'da olduğu gibi burada da satışların olduğu bir kapanış vardı Cuma günü. İngiltere 0.22 eksi, DAX %0.52 eksi, Fransa'da %0.35 eksi hareket etti. Yeni haftaya da gördüğünüz rakamlarla başlıyor olacak bu borsalar. Hangi i̇şte, gelişmeleri işte takip aynı ediyoruz? Şekilde. Aynı şeyler. Evet, aynı Cuma, şey. Perşembe günü söylemiş olduğu 100 milyar dolarlık ek gümrük i̇şte vergisi. Onun yansıması oldu. Getirdiği bir küresel satış hareketini evet. Kıpkırmızı görüyoruz. Bu hafta Amerika'da FED toplantı tutanakları açıklanacak. Bir de enflasyon var. Mart ayı, TÜFE ve ÜFE rakamları. Bunlar dikkatle izlenecek rakamlar. Bugün de Euro bölgesinde Sentix yatırımcı güven endeksi açıklanacak. 20 bekleniyor. Evet, devam edelim. Şimdi aslında biraz gösterge olması adına uzak doğuya bakabiliriz. Ve özellikle yine işte yeni haftaya yeni olumlu tweetle başlayan uzak doğu piyasalarının iyimser bir
havaya büründüğünü söyleyebiliriz. Evet. Şangay'da %0,37, Nikkei Endeks'te %0,66 artı hareket olduğu görülüyor. Aynen o şekilde bu olumlu algıladılar. Çin'de cuma günü ihracat ve ithalat rakamları açıklanır. İşte bu ticaret savaşlarından sonra bu rakamlar gerçekten çok büyük önem taşımaya başladı. Bakalım ihracatta ne kadar artış var, ithalatta ne kadar azalma var. Bunlar çok önemli veriler olarak karşımıza çıkıyor. Fakat cuma günü açıklanacağı için hafta sonuna kadar bu beklenti satın alınacak. Evet, devam ediyoruz. Bizim piyasamıza gelelim. 114.738 seviyesinden Borsa İstanbul yeni haftaya başlıyor olacak. Yerinde sayan borsa görüntüsünü hafta başlangıcı itibariyle tekrar benzer bir yorumla ifade edebiliriz. Oldukça işlem hacminin düşük olduğu dar aralıkta hareketlerin yaşandığı bir borsa var. Bundan çıkış nasıl olabilir? Şimdi gelelim büyük teşvik paketine. Bu yöndeki beklentiler ve açıklamaların ardından borsada sektörel bazlı genel anlamda yukarı yönlü bir hareket olabilir mi? Tabii bu teşviğin gücü ortada. Ama ne kadar heyecan yaratacak? Heyecanla bekleniyor bir yandan da. Onun yansımasını görürüz diye düşünüyorum. Yani hükümet şu anda en doğru işi yapıyor. En doğru hareketi yapıyor. En doğru teşviki veriyor. Aramalı ithalatını önlemek amacıyla. Yani diyor ki firmalara, siz aramalı ithal etmeyin diyor. Kendiniz üretin diyor. Ben size teşvik vereceğim diyor. Bu çok önemli bir gelişme. Biliyorsunuz cari açığı en büyük arttıran gelişmelerden bir tanesi buydu. İhracattaki ihracatımızın %50'sini biz aramalı olarak ithal ediyoruz. Çok büyük bir rakam bu. Bunu mutlaka en alt düzeye indirmemiz gerekiyor. Bu olumlu gelişme. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın cuma günü açıkladığı işte ikinci çeyrekte şirket işletme kredilerinde biraz sıkılaştırma yapabiliriz ifadesi biraz olumsuz algılanmıştı. Fakat bugün iyimser, hem Trump'ın Avrupa'ya etkileyecek olması açıklamaları, bizde de aynı şekilde teşvik paketinin iyimserliğiyle beraber 116 bin puanı bugün görebiliriz. Evet, iyimser beklenti koyduk bu sabah ortaya. Devam ediyoruz. Döviz piyasasına. Döviz piyasasıyla. Evet. Döviz fiyatları 4.04. 69 dolar TL, Euro TL 4.96.90, Euro dolar 1.22.75 seviyesinde. Dolar TL'de bir etki yaratabilir biraz mi? Biraz sınırlı geri çekilme oldu. 4.06 idi biliyorsunuz cuma günü. İşte Amerika'daki istihdam verisi biraz bozulunca dolar biraz değer kaybetti. Bugün teşvik paketini bekliyor. Piyasaların algılaması önemli çok. Merakla bekliyor herkes. Yani ne açıklanacak, ne kadar zamanda hayata geçecek. Bunlar önemli. Fakat görüldüğü kadarıyla işte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da önemli. Yani 25 Nisan'da biliyorsunuz para politikası kurulunun toplantısı var. Orada alacağı kararlar büyük önem taşıyor. 4.4 TL'de çok güçlü bir destek oluştu. Orasının kolay kolay kırılması beklenmiyor. Fakat 4.06'yı geçerse 4.10'a kadar yükselme potansiyeli de var. Evet, biraz dolar endeksine bağlı bir hareket yaşandı. Evet. Ufak çaplı dedik, dolar endeksi aşağı geldi keza. Devam edelim bakalım altın fiyatlarına nasıl yansıdı bu gelişme. ABD 10 yıllıklarının alımın geldiğini görüyoruz. Altının onzu 1331.6 dolar. Serbest piyasa rakamlarımıza hemen bakalım. Gram altın 173 lira, çeyrek altın 283 lira. Cumhuriyet altını yeni güne 1156 liradan başlıyor. Şimdi altın 1331 dolarda. Altının bu hafta etkileyecek en önemli gelişme Amerika'daki enflasyon rakamları. TÜFE ve ÜFE rakamları yarın ve çarşamba günü açıklanacak. FED toplantı tutanaklarında faiz artışına yönelik bir beklentiler de var. Bu arada da Bill Gross ünlü spekülatör çıktı, dedi ki bu yarın dışı istihdamdan sonra FED bir ya da iki defa faiz arttıracak dedi bu sene dedi. Böyle bir gelişme de var. Bu arada Powell'un açıklamaları var. Powell'un açıklamaları var. Faiz arttırımlarına devam edeceğiz. Ama kademeli. Kademeli diyor. Kademeli faiz arttırımı diyor ama büyümenin iyi gittiğini ifade ediyor. Dolayısıyla oradan da bir faiz arttırımlarına devam sinyali geliyor. Piyasaların beklentisi acaba hani bu durabilir mi? Üçte kalır mı'nın biraz bozabilir. Yani kademeli artış, büyüme devam ediyor sinyalleri. Gelişmekte olan ülkeler için bir ünlem. Evet, yani altın ticaret savaşlarında gerilim artarsa yükseliyor, gerilim düştüğü zaman da gevşiyor. Evet, devam ediyoruz. Evet, petrol fiyatlarıyla. Son... Evet, petrol, ham petrol 62,31 dolar, Brent petrol 67,39 dolar seviyesinde. Evet. İşte gerilimin azalacak olması büyüme hızını olumlu etkileyecek. Fakat daha henüz net bir tablo yok ortada. Bakın ben size söyleyeyim. Sadece bir söylem var. Bakalım nasıl bir hareket yaşanacak. Bu arada da Amerika'daki petrol stokları 430 milyon varille son 4 yıllık petrol ihtiyacını karşılayacak hale gelmiş. Oklahoma'daki petrol tesisleri ağzına kadar dolmuş. Teşekkür ediyorum Necmettin Batıral'e. Yeni haftaya piyasa analiziyle başladık ve devam ediyoruz. Günaydın, iyi sabahlar. Ben Elif Saygıdeğer.
Türk lirası değer kazanıyor. Hemen bir kısaca göz atalım şimdi. Yaşam felsefesi ise verdiğiniz kadar varsınız. Neler yaptığınız bizim için çok önemli. Evet, ekonomi dünyasıyla devam edelim. Konut kredilerinde tüketicinin beklediği düşüş bir türlü gerçekleşmiyor. Merkez Bankası'nın rakamlarına göre ortalama konut kredisi faizi geçen hafta %14,96'ya çıktı. 2009 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. Konut kredilerinde tüketici için aylık %1'lik seviye psikolojik eşik olarak kabul ediliyor. Faizler bu seviyenin üzerine geldiğinde tüketiciler konut talebini kesiyor. Konut deyip geçmeyin, 200 sektörü peşinden sürükleyen muazzam bir ekonomik güç, bu yüzden dikkat çekmek istedik. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndaki konuşmasında yüksek faizden şikayetini dile getirdi. Erdoğan, hükümetin bu konuda yaptığı çalışmanın tamamlanması ile birlikte önlemlerin devreye sokulacağını söyledi. Bugün faizler %20'ler civarında. Böyle bir faiz oranının olduğu yerde kim yatırım yapmak ister diye sordu. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin faiz belasından mutlaka kurtulması gerektiğinin altını çizdi. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yeni yatırım teşvik paketini açıklıyor. Az önce de söyledik, 128 milyar lira büyüklüğündeki paket 23 projeyi kapsıyor. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulurken petrokimya, ilaç, tarım ve sağlık alanında büyük destekler var. Ana hedef ithalata bağımlılığı yüksek sektörlerde yerli üretimin desteklenmesi. Kapsamlı eylem planının amacı yatırımcıların işini kolaylaştırmak, ekonomiyi canlandıracak kararların faizleri aşağı çekerek piyasaları olumlu etkilemesi bekleniyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilere 2 milyar lira tutarında katkı sağlanacağını söyledi. Yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimleri desteklemek amacıyla Hazine Müsteşarlığı'nın girişim sermayesi fonlarına doğrudan kaynak aktarmasına imkan sağlayacak Bakanlar Kurulu kararı Başbakanlığa gönderildi. Şimşek, söz konusu düzenlemeyle yenilikçi ve teknoloji odaklı projelere kaynağın girişim sermayesi fonları aracılığıyla aktarılacağını bildirdi. Yürürlüğe giren torba yasada gençler için de çok önemli müjdeler var. 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 döneminde işe alınan yeni elemanlar için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek. İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa 2018'de uygulanmak üzere 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği sağlanacak. Şimdi milli geliri atağa kaldıracak en önemli gelişme ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan alacağız. Kendisi telefon attığımızda. Yayınımıza hoş geldiniz Yiğit Bey, nasılsınız? Sağ olun, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün en kapsamlı teşvik planını Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Teşvikte adeta yok yok. Hükümet ekonomiyi can tutmak için çok büyük destek veriyor. Bunun reel sektör üzerindeki etkilerini bize anlatır mısınız? Bir de kaynak suları ile ilgili oldukça sık yazı yazmaya başladınız. Zannediyorum bu konuyla ilgili görüşlerinizi de bu programda paylaşmak isteyebilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Herkese önce Sayın Batırel ile birlikte vermiş olduğunuz izler için ben de teşekkür ederim. Gerçekten kapsamlı bir süre oldu. Hedle ilgili biliyorsunuz soru işaretleri devam ediyor aslında. Çünkü bazı seviyeleri faiz artışının bu noktada kalması gerektiğini, yani planlamanın yeterli olduğunu, artık daha faizlere gidilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yine Trump'ın yakın çevresi yokmuş ve bugün yaptığı resmi ve resmi olmayan açıklamalar var. Trump'ın görüşünün faizlerin yükselmemesi yönünde olduğuna dair bazı görüşler var. Çünkü kendisinin aynen şu cümleyi kullandığı iddia ediyor.
Ben bir iş adamıyım. Faizden yıllarca çok çektim. Dolayısıyla kaynağın maliyetin veya paramın pahalı olduğu ülkelerde ekonominin büyümesini kolay olmayacağını düşünüyorum gibi açıklamalar oldu sadece. Dolayısıyla Amerika'daki faiz tartışması kesin olarak faizler 4 kere artacak, 5 kere artacak gibi bir noktaya gelmiş değil. Bunu kamuoyunun ülkesinde yararlar altını çiziyorum. Pakete gelince bugün açıklanacak, paket meclisinin başkanı tarafından açıklanacak biliyorsunuz. Gerçekten çok önemli bir paket, önemli bir açıklama. Ekonominin bütününü ayağa kaldıracak. Yani sadece bir sektörü değil veya işte ekonomiyi ucundan değil, ekonomiyi bir bütün halinde ayağa kaldıracak. Herkesi iş dünyasının içine çekecek, istihdam dünyasının içine çekecek yeni bir paket. Tabii paketle ilgili detay veremem çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat kendisi açıklayacak biliyorsunuz sadece. Dolayısıyla orada gerçekten çok önemli açıklamalar olacağını ben altını çizmek istiyorum. Piyasaya bu mesajı vermek istiyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajı açık. Bir bütün olarak mesajı söyleyebilirim. Hatırlarsanız Türkiye'de borçlanmayın, büyümeyin, kısa vadede ayağınızı yorganınıza göre uzatın, ekonomide büyümek yerine soğumayı tercih edin gibi açıklamalar geldi son 6 ayda Türkiye'de. İş dünyasından, akademiden, siyasetten. Bugünkü paket Sayın Cumhurbaşkanımızın buna net olarak cevabıdır. Çünkü kendisi her zaman şunu söyledi. Sakın yatırımlarınızdan vazgeçmeyin. Sakın planladığınız ataklardan vazgeçmeyin. Sakın büyümekten korkmayın. Dolayısıyla bugünkü paket ekonomiyi büyütecek 130 milyar dolara, 130 milyar liraya kadar varabilecek bir devlet teşviğinin ortaya çıkacağı ve esas önemli amacının milli geliri de büyütmek. Yani Türkiye'nin reel olarak milli gelirinin büyümesi olan bir paket olduğunu söyleyebilirim. Bakın Elif Hanım, biz son 15 yılda yaklaşık 3,5 kat büyüdük. Yani 238 milyar dolarlık bir Türkiye'den 1 trilyon dolar sınırına gelen bir Türkiye'yi gördük. 838 milyar dolar gayri resmi milli hasılayı resmi olarak gördük. Dolayısıyla 238 milyar dolara 80 yılda gelmişken 800 küsür milyar dolara yaklaşık 15 yılda geldik. Hatta 13 yılda geldik. Dolayısıyla demek ki olabiliyor. Yani bundan sonra bir kere daha önümüzdeki 2029-2030 hedef alırsak önümüzdeki 12 yıllık süreçte bir kere daha 3,5 kat yani %300-400 büyümemiz mümkün. Bu ne demek oluyor? Bu da Türkiye'nin yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomiyi büyütmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla 2,5 trilyon dolarlık bir ekonomi, 500 milyar dolarlık bir ihracat, 500 milyar dolarlık bir rezerv ve karşımızda dünyanın ilk 10 ekonomisinden birini göreceğimiz yeni bir büyüme çileğine geldiğimizi aslında çok net olarak söyleyebiliriz. Bugünkü paket sadece bir adım. Bunu faizlerin düşmesiyle ilgili başka adımlar izleyecek. Biraz önce konut kredilerine gittiğinizde biri geçince vatandaş tüketmiyor, duruyor dediğimiz çok doğru. Konut kredilerinin %1'in altına gittiği yeni önlemler de göreceğiz. Dolayısıyla bugünkü bir adım ama çok büyük bir adım. Bunun devamını geleceğini de söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Yiğit Bey değerlendirmeleriniz için. Elif Hanım, şunu son olarak ekleyeyim. Buyurun. Kaynak sorunu sordunuz. Bu konuyla ilgili gerçekten çok ciddi bir araştırma yapıyorum. Yaptım da. Kaynak suyunun gerçekten doğal kaynak suyu olması gerekiyor. Dolayısıyla doğal kaynak suyunun filtrelerle, başka yöntemlerle, başka kaynak suyu prosesinde olmayan makinelerle işlendiği sular kaynak suyu değil. Yani kişinin üzerine doğal kaynak suyu yazıyor ama eğer o su dağdan borularla taşınmışsa, ki bu borular illegal, onun altını çizeyim, yani dağdan 100 kilometre illegal borulama yapmışsanız, dağda bulduğunuz suyun suları kaynağa getirmişsiniz, bu kaynak suyu değildir. Bunlar çok yakın ortaya çıkacak. Araştırmayı yapıyorum, ucundan da zaten kamuoyuyla paylaşıyorum. Dolayısıyla bu, bakın sadece bir şişirmenin, yani bir markanın 3 milyar TL'nin üzerinde Türkiye'de dolaşım yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu parayı vuruyorsa bu halk, yani bizler gerçekten doğal kaynak suyu içeceğiz. Ama bakıyorsunuz Türkiye'nin bütün kaynak suları yabancı şirketler tarafından ele geçirilmiş. Ya da yani zorlanmış. Bütün bunlar ortaya tek tek çıkıyor. Bunları yakında zaten kamuoyuyla paylaşacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu ülkede her şey olması gerektiği gibi olacak. Doğal kaynak suysa doğal kaynak suyu olacak. Vatandaş kaliteye mutlaka kavuşacak ki her alanda
kavuşmaya başladık. Bugün gördüğümüz, ulaşımda gördüğümüz, başka sektörlerde gördüğümüz her türlü kaliteyi hayatımızın her alanına yayana kadar mücadelemiz devam edecek. Bugünkü paketle ilgili olarak da tekrar hayırlı olsun diyorum. Bu sadece bir adım. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın atacağı diğer adımları da hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut benimle birlikteydi telefon attığında. Kendisi bu süper paketle ilgili, teşvik paketiyle ilgili olarak görüşlerini ifade etti. Borçlanmayın, büyümeyin, soğumayı şu aşamada tercih edin yönündeki isteklere karşın Sayın Cumhurbaşkanı'nın net cevabı bugün bu teşvikle gelecek açıklamasını yaptı. 130 milyar lira devlet teşviğinin ortaya çıkacağı büyük paketin ardından faizlerin düşmesine dair yeni adımların da devamında geleceğini ifade etti. Evet, stüdyo konuğumla devam ediyorum programa. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu, Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi benimle birlikte. Hoş geldiniz, günaydın. Nasılsınız, günaydın, iyi misiniz? Günaydın, hoş bulduk, sağ olun. Çok mersi. Epey bir zaman oldu beraber program yapmayalı, bayağı bir ara verdik, özlemişiz. Sağ olun, vakit ayırdınız, geldiniz hafta başlangıcı itibariyle. Gündemde önemli konular var. Tabii ki bu teşviği konuşacağız. Evet. Hemen şöyle gazete başlıklarımıza baktığımızda zaten ilk seçtiğimiz gazetede ana konu var. Hemen Erhan Aslanoğlu ile değerlendirerek başlayalım. Evet, Sabah gazetesine bakıyoruz şimdi. 130 milyarlık teşvik paketi deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi yatırım hamlesinin startını bugün veriyor. Yatırımcılara 10 başlıkta dünyanın en iddialı teşvikleri sunulacak deniyor haberde. Başlangıç maliyetleri düşüyor şeklinde değerlendirme var. Öncü teknolojilere destek deniyor. Türkiye'nin devleri var deniyor yine haberin detaylarında. Projelerde enerji, petrokimya, madencilik, tarım, haberleşme, sağlık başta olmak üzere 12 sektörde yatırım öngörülüyor. Proje bazlı teşvik sisteminden yararlanacak büyük yatırımların Türkiye'nin yüksek açık verdiği ham maddelerin yanında sanayinin sürdürülebilirliği için kritik olan ürünler ve yüksek teknoloji ürünleri kapsaması hedefleniyor deniyor haberin ayrıntılarında. Evet, milli geliri zıplatacak hamle olarak değerlendiriliyor Erhan Bey. 130 milyar lira gerçekten büyük bir rakam. Evet. Nasıl yorumlayacaksınız? Doğru. Bu paketle ilgili beklentileriniz nedir? Öncelikle Türkiye ekonomisinin ihtiyacı bu cari açık dediğimiz ve ithal girdiye ağırlık veren yapının getirdiği sıkıntılar. Bunu gidermeye yönelik her adım aslında pozitif değerlendirmemiz işte gereken bir şey. Aramalı ithalatından bahsediyoruz. Oradan. Aramalını daha az yapmak, yani daha az ithal etmek, bunun alternatiflerini içeride üretmek ve katma değeri yüksek ürünlerin ihracatını arttırmak. Yani en temel Türkiye'nin başarması gereken dönüşüm. Dolayısıyla ekonomi politikasında bu yönde verilen bir desteği pozitif karşılamak imkansız. O yüzden bence önemli ve desteklenmesi gereken bir proje. Burada yalnız birkaç nokta var. Bu bir stratejik plan çerçevesinde, bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak, detayları göreceğiz. Bir stratejik plan çerçevesinde olacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. Hı hı. Bunu izlemek çok önemli. Planlanmış bir yapı var. Bunun uygulaması, kontrollerinin yapılması ve gerekiyorsa da önlem alınması. Yani standart bir bunu takip etme süreci. Kaynaklarımızı iyi kullanmak durumundayız ve bunu yatırıma kullanmak, tercihi bu yönde yapmak da çok pozitif. Hı hı. O anlamda bugün detayları göreceğiz ama zaten ana başlıklarda da var. Dünya benim gördüğüm, yani bu sanayi devrimi 4.0, birçok kısaltma kullanıyoruz. Benim çok sevdiğim bir kavram var. Hani brain devrimi, İngilizce beyin demektir. Hı hı. Orada şu sektörler kısaltılarak bu kavram türetilmiş. Biyoteknoloji, o B harfi. Hı hı. Robotlar, ikinci harfi, robot teknolojisi. A ve I, artificial intelligence, yani yapay zeka. Hı hı. Ve son sırada nanoteknoloji var. Yani bunlar öne çıkan, önde giden sektörler olacak gibi gözüküyor. Ben burada baktığımda işte gıda, tarım, yani bunlar hep biyoteknoloji, hı hı, bazı öncü teknolojik sektörler, yapay zeka girebilir, robotlar girebilir. Biraz da bunları yakalayan bir paket olması bu amaca gitme yönünde elbette pozitif bir katkı yapacaktır. Evet, teknoloji desteğinden herhalde o başlığa baktığımızda, evet, onu görüyorum. Bunların ön plana çıkacağı bir sürece girmesini istiyorlar. Zaten Türkiye'de büyümenin de bu yönde bir büyüme olması yönünde ağırlık kazanıyor görüşler. Evet. O detaylarına bakacağız. Yani burada sanıyorum yani en kritik, çok büyük bir destek var. Bunu bir stratejik plan ve izlemek ve gerekiyorsa yeni destek gerekebilir. Hı hı. Bazı sektörler çıkarılıp bazı projeler yenileri konabilir. Yani biraz dinamik bir yapıda olursa
katkısı daha da fazla olur. Yani dinamizmin bozulduğu her yerde müdahaleyle o stratejinin yürürlüğü yani devam ediyor. Bunu gündemde tutmak gerekiyor. Evet. Toplum olarak, kamuoyu olarak bunu izlememiz de gerekiyor. Bu teşvikler yani nasıl gidiyor, yapılıyor mu? Sonuçlarını öngörmek, kaç yılda nasıl bir sonuç alacağız falan, bunları görmek de çok çok pozitif bir etki yaratır tabii beklenti açısından. Evet, Milliyet gazetesiyle devam ettiğimizde işte takibi gereken bir konuyla ilgili yeni bir haber. Beşi bir yerde yerli oto, Bakan Özlü Türkiye'nin otomobilinin 5 modelle piyasaya gireceğini ve 3 modelin aynı şasi üzerinden yapılacağını açıkladı. Elektrikli olacak, 2021'de yollarda manşetiyle veriliyor yerli otomobil konusu. Şu anda CEO için 3 ismin belirlendiği ifade ediliyor ve seçilecek kişinin otomotiv sektöründe küresel başarı elde etmiş bir Türk olacağı da ifade ediliyor. 3 model aynı şasi üzerinden 5 model ortaya çıkacak denmiş. Evet. Ve burada bir spor kullanım model, bir SUV cinsi olacak. Bir genel max ne demiş? Bir ben de zorlanıyorum. Genel maksat aracı olacak. Araçlar B ve C segmentinde üretilecekler. 2021 sonu ve elektrikli detaylara verilmiş. Evet. Yani bence burada ben hani en çok önemli elektrikli olması önemli. Hani evet. Bunu biliyoruz artık geleceğin otomobilleri. Yeni teknolojiyi yakalayacak evet, olması yani önemli. Yani bu çok önemli. Bu dünya çapında bilinen bir ismin gelmesi de bence önemli. Yani bu vizyona sahip olacak bir şekilde ilerlemek. Bir de tasarım bence çok önemli olacak. Yani biliyoruz ki uluslararası büyük markaların, modellerin tasarımında Türk isimlerini de çok gördük geçmişte. O isimlerden birisi ya da yine buna aday bir ismin gelmesi. Yani geleceğin dünyasında bu tasarım, hani teknoloji ikisini birleştiren yapı önemli oluyor. Burada şimdi yavaş yavaş hani 5 çeşit hani farklı modelden bahsediliyor. O modellerin tasarımı da hani yine dünyada ilgi çekecek, ihraç edildiğinde talep görecek bir model olması da son derece önemli. Bunlar da birleşirse tabii ki çok daha pozitif bir sonuç beklemek yerinde olur. Evet, Akşam Gazetesi'yle devam ediyoruz. Bu sabah Akşam Gazetesi'nde neler var hemen bakalım. Kayıplar teşvikle önlenecek, enflasyona darbe vurulacak. Bakan Tüfekçi, ürünün tarladan toplanmasından merkezlere gelene kadar ayrı ayrı teşvik verileceğini söyleyerek, kayıp kaçak oranları düştüğünde biz buradan ciddi anlamda enflasyona etkisini de görmüş olacağız diyor. Çok önemli bir haber. Erhan Bey zaten enflasyon rakamları ile ilgili olarak da ben soracaktım size, konuşmanızı rica edecektim. Hem gelen son enflasyon rakamları, enflasyonda çift hanelerde kalmamız, gıdanın bunun üzerindeki etkisi, komitelerin çalışması ve gelen bu haberde özellikle hani komitelerin, gıda komitesinin neler yaptığını, gıdayı nasıl kontrol altına alacaklarına dair önemli bir başlık var. Diyor ki yani A'dan Z'ye bu zincirde her aşamayı takip edeceğiz ve ayrı ayrı teşvik vereceğiz diyor. Yani sizce bu hamle gıda enflasyonu üzerinde nasıl bir etki yaratacaktır? Elle tutulur bir şey görebilir miyiz bu anlamda? Şöyle hemen başlayalım. Evet, bu yılın ilk 2 aylık enflasyonunda biz şeyi gördük net bir şekilde. Gıda 2 aylık %6 civarında bir enflasyonla gelirken Türkiye'nin 2 aylık enflasyonu 2,5-3 arası geldi. Yani önemli bir katkı gıdadan geliyor. Yani oradaki sorunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Sorunun birçok boyutu var. Bir üretim, bir de dağıtım olarak genelde kategorize edecek olursak bu önlemden benim çıkardığım bu bizim dağıtım sırasında ciddi kayba uğramamız. Hani depolar, depolama imkanlarının yetersiz olması, bu ulaşımı sağlayan araçların belki yetersiz olması nedeniyle de üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ciddi bir kaybın olması. Bu tabii maliyet demek, fiyat artışı da demek. Yani burada teknoloji eksikliğinden mi bahsediyorsun? Biraz teknoloji, yani burada bu depolama, o araçların işte bu soğutuculu olması bu şartlara uygun olması, belki bu araçlara öncelik verilmesi, hani bir yerden bir yere ulaşırken, bu anlamda bir o zinciri hızlandıracak bir mekanizma. Bir işin bir boyutu var, teknik boyutu. Bir de o dağıtımda olmaması gereken belki maliyet artışlarına yol açan belki tekelci yapılar var. Onların önüne geçmek. Yani dağıtım sistemini hızlandırmak ve en doğrudan şekilde tüketiciye ulaştırmak da önemli. İşin bir boyutu bu. İkincisi de tabii üretici tarafı. Yani içeride üretimi arttıracak, teşvik edecek. Bugünkü teşvik paketinde sanıyorum yine tarımla ilgili maddeler ve başlıklar da olacak. Tarımsal teknolojiyle ilgili de olabilir ama o üretimi de bizim gittikçe artan bir ithal yapımız oldu. Onu yavaş yavaş tekrar içeride üretime getirmemiz. Nasıl ara malını
hani ithalatta içeride başaralım diyoruz. Tarımda da nihai ürün, hayvancılık ve tarımda da biz bunu başarmalıyız. Yani geçiş sürecinde ithalat olabilir ama biz bunu mutlaka içeride, yani ülkemizin toprakları da buna çok uygun, ona dönecek bir yapı işin ikinci ayağı olmalı diye düşünüyorum. Evet, ve Dünya Gazetesi'ndeki manşetlere bakıyoruz. Son sayfamız Dünya Gazetesi'nin ilk sayfası. Kredi yapılandırma ne ayıp ne de suç. Burada TBB Başkanı Hüseyin Aydın, şirketlerin likiditelerinde sıkışmalar olabilir. Bunlar yönetilebilecek konular. Bankalar müşterilerine destek oluyor şeklinde bir açıklama yapmış. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nın açıklamasını görüyorum bu manşette. Suudi Prens dünyanın en büyük rafinerisi için imza attı. Bu da yine bir diğer önemli haber manşeti olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda resmi görüyorsunuz. Tabii bu fotoğrafta benim dikkatimi çeken aslında Suudi Prens'in kıyafeti. Biliyorsunuz böyle resmi temaslarda, hani normal günlük hayatlarında farklı giyinebiliyorlar ama resmi temaslarda her daim kendi yerel kıyafetlerini giyiyorlar. Özellikle Suudiler. Ama burada işte değişimin bir resmi belki diyebiliriz. Doğru, evet. Evet, değil mi? Sağdaki değil mi? Evet, sağdaki evet. Suudi Prens bin, evet. Muhammed bin Salman, evet. ABD ziyareti kapsamında işte bir imza atıyor. Büyük bir rafineri için imza atılıyor. Burada da bu fotoğraflanmış. Yani tabii benzer anlaşmalar her anlamda Suudi Arabistan ve Amerika arasında artarak devam etmekte. Belki bu yakınlaşma ve Suudi Arabistan'daki değişimin bölge üzerine etkileriyle ilgili bir yorum getirebilirsiniz yani, diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Bence önemli. Yani bunların sonuçlarını ekonomide ve siyasette hemen görmek çok kolay değil ama işte birçok ipucu alıyoruz. Kadınların araç kullanmasına izin verilmesinden, hani birçok yeni haklar, özgürlükler konusunda adım atılmasına kadar. Biraz önce bahsettiniz. Bunlar sembolik ama önemli bir anlamda bunlar taşıyor. Bunlar düşünülmüş evet, durumlar evet, aynı zamanda. Aynen öyle, sembolik doğru. Ama sembol değişiyorsa evet, onun altında bir mesaj yani bu, var şüphesiz. Bu, burada bunu konuşuyorsak evet. O amacına ulaşmış oluyor sizin vurgunuzla da. Dolayısıyla bu değişim önemli. Suudi Arabistan hep Orta Doğu'da yani önemli bir rol aldı. Bu değişimin yansımaları da olacaktır. Bunu izleyeceğiz. Hı hı. Bunlar biraz zaman, belki 5 yıl, 10 yıllık bir süreçte etkilerini göreceğimiz bir şey ama Orta Doğu'daki o değişimin bir parçası da oradan geliyor, görünüyor şu anda. Evet. Başka dikkatimi çeken burada şey var. Kamu bankaları mevduat faizini biraz daha düşürdü. Sevgili Alaaddin Aktaş'ın bir yazısı, tabii yazının detaylarına bakmak lazım ama buradan biraz kamu bankalarının, özellikle bankalardaki faizlerin evet. yüksek seyri, kamu bankaların bu anlamda önce olması adına hafif bir düşüş eğiliminin olduğuna ifade eden bir yazıyı Alaaddin Aktaş kaleme almış. Bu konuda var mı söyleyeceğiniz bir şey? Yani herhalde? Şöyle, evet, belki kamu bankaları bir öncülük yapmaya çalışıyor. Yani yıl başında enflasyon 11-12 idi. Hı hı. Şu anda 10'lu rakamlarda, yine hayli yüksek ama yıl başında faiz 15-16. Şimdi biraz daha enflasyon gerideyse ve hani yıllık tahminler 10 civarında, belki 10'un biraz altındaysa hafif bir düşüş kabul edilebilir. Tabii bu kalıcı olursa özel bankaların da eşlik etmesi gerekiyor. Kredi faizlerinde de bir miktar düşüşü getirir. Hı hı. Yani ben burada şey sinyalini alıyorum. Enflasyonda evet belki tam da güçlü istediğimiz düşüş yok ama bir miktar düşüş de olduğuna göre bu da faizlere yansımalı gibi bir hareket. Yani buna eşlik etmesi gereken iki şey var. Bir, özel bankalar. İki, bono tahvil faizlerinde de düşüş görmek bunun kalıcılığı açısından önemli bunun olacaktır. Bunun içinde ilginin olması, evet. alımların gelmesi evet. Yani, gerekiyor. Bununla ilgili olarak işte gelen bu teşviklerin piyasaları biraz canlandırmasını belki söyleyebiliriz ama yanı sıra az önce Yiğit Bey de ifade etti. Bu teşvik paketinin ardından faizlerin inmesiyle ilgili evet. olarak da adımlar takip edecek dedi. Evet. Önemli bir mesajdı. Evet, yani burada şey olabilir tabii, benim yorumum en çok burada bu krediyi veren bankalar, belli bir maliyetleri var. İşte mevduat topluyorlar. Üzerine operasyonel maliyetleri var. Bu operasyonel maliyetlerini düşürücü adımlar olabilir. Yani ekonomi yönetimi bir kaynak kullanıyor. Bir kısmı bu teşviğe gidiyor. Bir kısmı da kamu bankalarının bu anlamda hani yatırım teşviği gibi
buradaki bu fiyatı, kredi maliyetini düşürecek adımlar da olabilir. Karşılık oranlarında indirimler olabilir. Bankaların bazı vergi yüklerini azaltıcı adımlar olabilir. Bunlar hep yani bankaların o kredi maliyetini belirlerken üst üste koydu. Evet, o maliyetleri aşağı çekmek, faizleri çekmek. Tabii yani bunun dışında da hani genel anlamda bütün dünyada işte bugün de siz de yayında da konuştunuz. Yani Amerika'nın kaç kere faiz arttıracağı da önemli. Çünkü bütün dünyada faizlere baskı yapıyor. Son açıklamaları nasıl gördünüz? Powell'un açıklamaları kademeli artışa devam, büyüme iyi dedi. Yani ben hani hala 3 ile 4 arasında masada gidip geldiğini ve veriye bağımlı şekilde süreceğini düşünüyorum. Bu Amerika'da gelen istihdam rakamı evet düşük ama tabii bunda birkaç aylık ortalamaya bakmak lazım. İstihdam bir, düşük, işsizlikte beklenti evet, üzerinde. Evet, beklenti yani. Ama mesela bir önceki 300 bindi, bu ay 100 bin. İkisinin ortalaması 200 bin ediyor. Yani bu 200 bin ortalamada gittiği müddetçe aslında yani Fed'i böyle faiz artımına daha yakın tutacak bir resim çıkabilir. Ama çok hızlı da değişiyor. Yani birkaç ay içinde manzara değişebilir. Özellikle bu ticaret savaşları büyüme tarafında sıkıntı getirebilir. Yani bu çünkü çok güçlü sinyaller geliyor. Her ne kadar hani masada çözme yönünde adımlar atılsa bile bunların büyümeye yansıması önümüzdeki 5-6 ayda çıkabilir. Hmm. O zaman da Fed'in faiz arttırım ihtimalini en azından sayısal olarak azaltıcı bir etki olur. O şu anda dünya gündemindeki bence en önemli şey o. Sözde mi kalacak bu ticaret savaşları yoksa pratiğe yansıyacak mı? Pratiğe yansıması Fed'in faiz arttırım ihtimalini de azaltır diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum Erhan Aslanoğlu değerlendirmeleriniz için. Pir Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'nun manşetlerine gidelim şimdi programı bitirirken. Neler söyledi kendisi diyoruz ve manşetlere bakıyoruz. Evet, hükümet katma değeri yüksek ürünlerin imalatını teşvik ediyor dedi. 130 milyar liralık teşvik sürekli gündemde kalmalı ve stratejisi takip edilmeli dedi Erhan Aslanoğlu. Yerli otomobilde tasarım ve teknoloji büyük önem taşıyor. Gıda enflasyonunu önlemek için üretim ve dağıtım kontrol edilmeli. Hükümetin tarımsal üretimi teşvik etmesi gerekiyor. Kamu bankalarının faiz indirimine özel bankaların da iştirak etmesi gerekiyor. Akabinde bakalım özel bankalarda da böyle bir eğilim olabilir mi? Bir de dediniz ki kredi maliyetlerini düşürücü önlemlerin evet, bankalara verilmesiyle birlikte bunun da faiz üzerine evet, yazmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok evet, programın sonuna geldik. Yeni haftaya başladık. Yarın sabah 9.15'te gelişmelerle karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sabah görüşelim. Hoşçakalın.